Bu alışveriş merkezinde erkeklere çorap bile yok. Bütün mağazalar sadece kadınlara hizmet veriyor. Erkekler en fazla çay kahve içebiliyor. İçerisinde erkeklerin alışveriş yapabileceği bir tek mağaza yok ama eşlerini getirebilirler. Bu alışveriş merkezi Türkiye'de, hatta dünyada bir ilk. Girişimci kadınlardan muhafazakar kadınlara özel bir alan. Bu mağaza kadınlara özel, hatta şu anda içerisinde bulunduğumuz alışveriş merkezi yalnızca kadınlara özel. Çünkü burası muhafazakar kadınların giyimden tutun takı, ayakkabı, ev eşyasına kadar her türlü ihtiyacını tek yerden karşılayabilmesi için tasarlandı. AVM'nin çıkış noktası her bir parça için mağaza mağaza dolaşan muhafazakar kadınların alışveriş yapmasını kolaylaştırmak. Her şeyi bir arada bulmalarını sağlamak. Bütün AVM'lerde alabildiğimiz tek şey şal, ayakkabı ve belki aksesuar. Artık her şey elimizin altında. Hakikaten bu konuda çok eksiklik yaşıyoruz. Yani aradığımız birçok parçayı bir arada bulmakta zorlanıyoruz. Günümüz bayram. Alışveriş için oradan oraya gitmeyecekler. AVM'mize gelip buradan alışverişlerini çok rahatlıkla yapabilecekler. Dükkan sahipleri bu ihtiyacı görüp bir araya gelmiş kadınlardan oluşuyor. Modayı muhafazakar kadınların da takip edebileceğini kanıtlayan kadın girişimcilerin hepsi de birbirinden şık. Büyük dünya markalarının da artık muhafazakar giyim pazarına destekleri var, ilgileri var. Hem Türkiye'nin bir gururu olmayı hem de dünyanın bir göz bebeği olmayı hedefledik. Tabii merkezin kurucuları erkekleri de göz ardı etmedi. Eşleri alışveriş yaparken beklemekten sıkılan beyler burada iyi vakit geçirebilecek. Erkeklerin biz burada konforunu düşündük aslında. Hani atıl kalmasınlar alışveriş merkezlerinde, orada, ayakta veya. Biz onlar için kafeler planladık. Zaten erkekler pek alışverişi sevmiyorlar. Mağaza sahipleri şimdi heyecanla müşterilerini bekliyor. Hatta ilk günden yoğun talep görmekten mutlular. Ben mesela bugün şeye şahit oldum. Mağazanın önünden geçiyorlar kızlar. Ya mükemmel bir tren falan diye geçtiler mesela.